köy muhtarları arasındaki dayanışmayı arttırmak. Edirne İli Köy Muhtarları Yardımlaşma Derneği'nin yeni yönetimi belirlendi. Bir süre önce yapılan ikinci olağan genel kurulda dernek başkanlığına seçilen Bosna Köy Muhtarı Recai Kararmış Buga, derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini belirten Kararmış Buga, amaçlarının köy muhtarları arasındaki dayanışmayı arttırmak olduğunu söyledi. Aralık ayı içinde yapılmış olan ikinci olağan genel kurulda bizlere görev verdiler. Bizler de görevi aldık. Burada ben, Bosna Köy Muhtarı Recai Kararmış Buga, Musabeyli Muhtarı Kamil Ekici, Köşen Köy Muhtarımız Mustafa Yetkin abimiz, Avsa Azatlı Köy Muhtarı Musa Bacı, Şinasi Ayırlı Menekşe Sofular Muhtarı, İsmail Kahraman Soğukacağı Muhtarı, Lalapaşa'yı temsilen de arkadaşımız Amzabeyli Köy Muhtarı Ender Ateş şeklinde göreve geldik. Bundan sonraki amacımız köy muhtarları arasındaki dayanışmayı arttırmak, yeni üyelerimizi üyeler katmak, yeni gelen göreve gelmiş olan arkadaşlarımız var köylerde. Bunlarla ilgili üyelerimiz olarak onlara şey yapmak ve kendi aramızdaki dayanışmayı arttırmak. Edirne İli Köy Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Recai Kararmış Buga, çiftçilerin 2015 yılına ait mazot ve gübre desteklerinin bir an önce ödenmesini beklediğini kaydetti. Köydeki insanların, üreticilerimize hesaplarına yatırılmasını talep ediyoruz. Çünkü çok zor durumda tarım kesimindeki insanlarımız. Bunların bir an önce verilip insanlarımız yavaş yavaş artık yarın öbür gün kar kalktıktan sonra gübresini alacak, ilacını alacak. Bunlarla ilgili bu zamanlarını değerlendirmek istiyorlar. Tabii ki yetkili olan hükümetimizden, Tarım Bakanlığımızdan bunların bir an önce üreticilerimizin hesaplarına yatırılması, üreticilerimizin de tabii ki bu kış ekilişi yaptıkları bitkilerin girdilerle ilgili çalışma yapacaklar. Bir şeyler alacaklar yani burada. Gübre alacaklar, ilaç alacaklar. Ufak tefek yerler iyi olduğu zaman zaten kazıklarını çektiler. Yani bakım yaptılar. Bunlarla ilgili mazot borçları olabilir. Bunlarla ilgili bir an önce hesaplarına yatırılmasını biz talep ediyoruz. Öte yandan Edirne merkeze bağlı Orhaniye köyünden çeltik üreticisi Ali Dal ise çeltik üreticisinin sorununu gündeme getirdi. Çeltikçi olarak bu yıl hakikaten çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Neden derseniz geçen yıl 2 lira gibi verdiğimiz çeltikler bu yıl 1200-1300 lira gibi. Bir de alıcı da bulamıyoruz şeylerde. E-ofis müdahale alımı yapmak için açıklandı. Fakat şu ana kadar herhangi bir kimseden çeltik almadı. Niye almadı? Şimdi çeltikteki bir rutubet olayı var. Rutubette de 15'e indirmişler bu rutubeti. Yani çiftçinin elindeki rutubet de şu anda 16, 16,5, 17 gibi. 15'e inmesi için yani bu mümkün değil. Bir daha çiftçinin yeniden kurutmaya atması lazım. Hani ofis alırım için açılmadı. Bunu çok bütün çiftçilerimiz zaten farkında. Yani bunun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Yani rutubetlerin 16, 16,5'lara gibi. Zaten bu mallar yani bozulma riski hiç yok bu mallarda. Ama ne hikmetse üst taraf burada bir yanlışlık yaptı. Yani masa başında almış karar diye düşünüyorum. Bunu çiftçi birliklerine yeniden görüşülüp makul rutubetlere indirilmesi gerekiyor.